Merhaba hanımlar. Şimdi basit tekniklerle oluşturulmuş bir panoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha öncesinde ben diğer taraflarını işledim. Burada birazcık boşluk bıraktım. Her bir modelden birer tane örnek var. Sizlerle birlikte şimdi modelimizi işlemeye başlıyorum. İlk olarak çiçeklerin arasındaki şu burguları görüyorsunuz. İki renk var burada. Onların nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Önce koyu yeşil ipi aldım elime. Basit iğne ardı tekniği kullanarak alt zemini oluşturuyorum. Kumaşım etamin olduğu için birazcık aralarında delikler kalıyor gibi oluyor ama üst katı gittiğimde o delikler kapanmış olacak. Daha düz bir kumaş kullandığınızda böyle bir sorun oluşmayacaktır. Burguların biraz uzun olmasını istediğim için iğne ardının aralıklarında birazcık geniş yapıyorum. Çok küçük atmıyorum dikişleri yani. Kastettiğim delikler şunlar. Aslında ben ipin hemen yanına battığım halde etamin olduğu için birazcık boşluk oluşuyor. Ama söylediğim gibi ikinci katı gittiğimde o boşluk kapanmış olacak. Alt zemin oluştu. Şimdi mint yeşili ile üzerindeki katı oluşturuyorum. Daha önce yaptığım iğne ardı dikişlerin içinden hiç kumaşa batmadan ipleri geçiriyorum. Sağdan sola, sürekli sağdan sola. Söylediğim gibi kumaşa batmıyorum. Sadece iplerin arasından burgularımı oluşturarak devam ediyorum. Daha önce çizmiş olduğum yaprağın çizgilerini görüyorsunuz. Onun en tepe noktasından iğneyi geçirdim. Ortasında bir çizgi var. Bu çizgiden birazcık aşağıya battım. Sonra tepe noktasının biraz aşağısına doğru artık yaprağım oluşsun diye batarak yaprağın ikinci çizgisini işlemeye devam ediyorum. Hemen karşı taraftan iğneyi battım. Şimdi ipi elimle tutuyorum. Yaprağın bu tarafına battım. Şimdi aynı yerin karşısına artık birazcık böyle aşağıya yaprak şekli vererek batıyorum. Tekrar yavaşça gösteriyorum. Buradan iğneyi çıktım ve çektim. Parmağımla ipi tuttum. Karşı taraftan battım.
İpin ortasından geçecek şekilde iğnemi batıp burada da sıkıştırıyorum. Küçük bir dikişle sıkıştırmış oldum. Şimdi aynı şekilde devam ediyorum. Küçük bir daire var ve ortasına 5 tane yıldız gibi bacak yaptım. Yani 5 bacaklı örümcek olacak. Önce Y harfi çizin. Bunun kolay yöntemi. Sonra aralarını bölün. Daha işte olacaktır. Şimdi ipi orta yerinden çıktım çiçeğin ve şimdi örümceğin bacaklarını oluşturuyorum. Beşinciyi de yaptım. Şimdi ortasından bir yerden çıkıyorum. Fark etmez hangisinin yanı olduğu. Şimdi bu bacakların bir tanesinin üzerinden atlayıp yanındakinin altından geçiyorum. İğnenin arka tarafını kullanırsanız işiniz daha kolaylaştırır. Çünkü sivri tarafı kumaşa battığı için takılıyor. Bunun altından geçtim. Hemen yanındakinden tekrar üstünden geçip yanındakinin altından, bir sonrakinin altından çıkıyorum. Bir üstten geldim. Bir üstünden geçtim. Şimdi alttan çıktım. Bu bacaklar tamamen kapanana kadar bu işlemi yapmaya devam ediyorum. Üstünden geçiyorum. Hemen yanındakinin altından çıkıyorum. Sürekli aynı şeyi yapıyorum. Bu bacak sayısı isterseniz 7-9 gibi artırabilirsiniz. Tek sayı olması önemli. Gül tamamlanmak üzere. Şimdi artık son rötuşları yapıyorum ve iğneyi gülün altına doğru geçirerek böyle son yaprağını yaparak kapatmış oluyorum. Evet, gördüğünüz gibi panomuz yavaş yavaş tamamlanıyor. Şimdi yıldız çiçeğini yapacağım. Bunun için de yine 3 kat ip kullanıyorum. Ortasından çıkıyorum çizdiğim desenin. Az önce örümcek gülde gösterdiğim gibi önce Y şeklinde çiziyorum, sonra ara boşluklara çizik atıyorum. Bunun yapraklarını da zincir tekniğinden oluşturuyorum. Bunun videosunu da yine benim kanalımda bulabilirsiniz. Ortasından
iğneyi geçirdim. Ucunda sabitliyorum. Tekrar göstereceğim daha yavaş. Çiçeğin ortasından iğneyi çıktım. Parmağımla tutuyorum ipi. Aynı yere tekrar battım. Ve yaprağın boyunun ne kadar olmasını istiyorsam iğneyi oradan çıkıyorum. Ama parmağımla tuttuğum ipin ortasından. Şimdi küçük tomurcuklar aralara serpiştiriyorum. Tohum işi de deniliyor. Bunun da yapılışını gösteriyorum. İğnenin başına iki defa ipi doladıktan sonra daha yakın yapayım. İğnenin çıktığı yerin ilk çıktığı yerin hemen yanına geriye dönüyorum. Harfi yapmak için de yine burada gördüğünüz burgu yöntemini kullanacağım. Bu defa iki renk ip kullanmayacağım. Tek renk ip. Yani üzerine gideceğim katıda yine krem rengi kullanacağım. Önce iğne ardı yapıyorum altına. Aynı renk ipi kullanıyorum. Aslında yaptığım işlem kenarda gördüğünüz işlemle aynı. Dikişlerin altından geçiyorum. Kumaşa hiç batmadan sağdan sola doğru kumaşla dikişin arasından geçiyorum. Yine aynı yöntemi kullanarak M harfini de işleyeceğim. Şimdi kalbi işlemeye başlıyorum. Kalbin çevresine iğne ardı tekniğiyle önden gidiyorum. Sonra içinde dolduracağım. Kalbin ortasından aşağıya dik bir çizgi dikiş atıyorum. Sonra kalanları doldurmaya başlıyorum. İğne ardı dikişi yaptığım son dikişlerin arasında kalacak. Yani dıştan alıyorum iğnenin ucunu. Gördüğünüz gibi dikişler dışındaki dikişler kapanmış oluyor. Mümkün olduğu kadar yakın yapıyorum. Aralarında boşluk kalmasın diye.
Şimdi diğer yarısını da aynı şekilde yaparak tamamlıyorum. Panomuz tamamlandı. Birkaç tane ufak şuralarda detay kaldı. Onları da daha sonra tamamlayacağım. Farklı videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.